Merhabalar, Yazı Tura'ya hoş geldiniz. Ali Ece ile birlikte haftanın gündemini değerlendireceğiz her zamanki gibi. Tabii konuşacak birçok konu var. Bildiğiniz gibi bir deprem felaketi yaşadık ve acıları hala yaşarken bir taraftan da yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ve lig yeniden erteleme maçlarıyla başladı. Bu hafta sonuyla birlikte de normal olağan sürecine başlayacak. Bunun yanı sıra Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesinde alınan bir karar var. Fenerbahçe taraftarına getirilen bir deplasman yasağı. Yeni transferler, özellikle Galatasaray'da Zaniolo ilk hazırlık maçında gol attı Alanyaspor'a karşı. Sarı kırmızılı taraftarlar onun performansını merakla bekliyor. Beşiktaş'ta lig yarışı için 14 puan geride şu anda Galatasaray'dan son puan kaybıyla birlikte. Ama yeni transferlerle acaba takımın çehresi nasıl değişebilir? Onu değerlendireceğiz. Fenerbahçe'yi bekleyen bir Sevilla eşleşmesi var. Önümüzdeki hafta UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı deplasmanda oynayacak. Yani birçok konuyu saydık. Bunun dışında tabii ki diğer konuları da mümkün olduğunca programda değerlendirmeye çalışacağız. Ali Ece merhaba. Merhaba Ersin. Önce istersen özellikle haftaya lig maçlarının dışında tribünlerdeki tepki ve bunun sonrasında da en son alınan İl Güvenlik Kurulu tarafından, Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarının maça gitmemesi yönünde alınan kararla başlayalım. Sezon başında da Beşiktaş taraftarı Ankara Gücü deplasmanına İl Güvenlik Kurulu kararıyla alınmamıştı. Böyle zaman zaman oluyor. Bir yasaya aykırı. Yani çünkü yasa... Hukuken bir dayanağı yok. Yani yok. Bir. İki, eğer böyle Kadıköy'de oynanan deprem sonrası ilk resmi lig maçında Fenerbahçe taraftarı bir kısmı işte hükümet istifa tezahüratı yapmasaydı gidecek miydi Kayseri'ye? Gidecekti. Güzel. Şenol Güneş Hoca bu konuyla ilgili futbol dünyasının önde gelenlerinden birisi olarak hem cesur hem de bence gayet anlamlı bir açıklama yaptı. Hı hı. Dedi ki ben de Beşiktaş'ta mesela teknik direktör olarak beğenmeyenler var. Onların en doğal hakkı, ben onlara maça gelmeyin diyemem ki demeye getirdi. Bir kere kural baştan yazılır. Yani bak gerçekten şey olabilir. İşte güvenlik riski yüksek maçlar vardır. Örnek Roma-Napoli maçları Türkiye Ligi'nde olsaydı işte Roma'dan biri öldürülmüş, Napolilerin öldürdüğü iddia ediliyor. Napoliler den biri öldürülmüş, Romalı taraftarların öldürdüğü iddia ediliyor. O zaman bak, il güvenlik kararı değil, sezon başında ya bu karşılaşmada böyle can kaybı riski var. Biz o yüzden her iki maçta da adilane deplasman taraftarı alınmayacak deseler herkes kabul eder bunu. Ama gündelik gelişmelere göre, gündelik siyasi gelişmelere göre futbol ligindeki taraftar statüsü, deplasman statüsü değiştirilemez. Şimdi artık iş bayağı böyle anlamsız bir yere geldi. Yani çok çok fena böyle absürt tiyatroya döndü. Böyle bu cuma gideceğim UNESCO. Niye UNESCO örnek veriyorum? Hemen futbola bağlayayım. Abi Hacı'den sonra yani çıkan en büyük sanatçı futbolcu olmayan, futbolcular yine vardır ama UNESCO'dur tiyatro yazarı. Onda böyle şeyler olur. Yani Romanya'da rejim ne olursa olsun hep böyle bir anlamsız bir kararlar, bir şeye takılma olayı vardır. Bürokratik engellere bir açıklayamazsın. Yasaya aykırı gelir o günkü karar. Yasa onu demiyor ki der falan, buradan gider. Bu işte öyle bir tiyatroya döndü. Ben geçen hep izlediğim böyle özellikle bizler gibi yani vatandaşın normal çok zengin olmayanların böyle yatırım danışmanı olarak gördü. Ekonomist Tunç Çatıroğlu'nun programı izliyorum. Adam artık burasına geldi. Ve o kadar şey efendi hümanist adam artık patladı, dedi ki ya dedi. Bir önceki maliye işte daha önceki maliye bakanı Naci Ağbal döneminde diyor işte piyasaya çok güven duygusu hakimdi diyor. Döviz kuru bu yüzden gerilemişti diyor. Daha sonra getirilen Maliye Bakanı'nda döviz kuru bu kadar yükseldi diyor. Aynı güven yok ki adama, bana diyorlar ki siyaset yapma. Bu siyaset yapmamış mı mesela? Bir böyle tespitte bulunuyor. Şimdi aynı şekilde bana da diyecekler siyaset yapma. Siyaset yapmıyorum ki ben. Olanı ben inceliyorum. Sahilerinde futbol yorumculuğu dışında her türlü işe girdik zaten. 3 Temmuz'la başladı bu süreç. İşte bütün derslerden kalmışım hukuk. Bir tek böyle işte uluslararası hukuktan geçmişim. Kalmaktan dolayı da kendimle böyle hiçbir çelişki duymuyorum. Hakikaten bir 12 Eylül Anayasası'nı ben anlamadım. Çünkü darbeyi de kabul etmediğim için. Sıfır almam çok normal. Çok anlamsız çünkü yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bazı şeyleri kutsayan, bazı şeyleri yerin dibine sokan falan filan.
Mutluyum da yani. Bu yüzden ben bir eksik olarak görmüyordum. Buradan başladı, bizi buralara getirdiler. Şimdi ben bunu neyi değerlendireyim ya? Sezon başladığı zaman fikstür çekildi. O gün deseler ki Kayseri deplasmanında Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Ne derdin Ersin? Sebep? Sebep derdim yani. Neden? Bir gerekçe gösterilmesi gerekiyor. Kadıköy'deki maça Kayseri taraftarı geldi mi? Taraftar sayısının hiçbir önemi yok. Bunlar haktır. Tabii tabii. İsteyen gelir. İsterse bir gün mesela Fenerbahçe taraftarı o son, Aziz Yıldırım'ın son döneminde takım şampiyonluğu oynamasına rağmen Aykut Kocaman yönetiminde bazı maçlarda 5000-6000 kişi vardı. Böyle hani daha çok taraftarı olan deplasmana gelenler hani beraber zaten neredeyse izliyorlardı. Yani bunu ölçemezsin ki zaten kim hangi takımı tutuyor zaten. Bu bir kere en baştan saçma. İki, yani o taraftarın sen o anlık, ya adam belki daha önce başka partiye oy verdi, şimdi başka partiye oy verdi. Belki oy vermeyecek tepki olsun diye. Ya buna, bundan hareketle böyle seçmece taraftar yapamazsın ki. Ya nasıl yapacaksın bunu ya? Bu şey gider o zaman. Seyircisiz oynanmasına doğru gider. O zaman seyircisiz olacaksa hiç olmasın. Çünkü bir daha söylüyorum. Seyircisiz futbol maçı kıymasız lahmacuna benzersin. Yok, o kadar daha ileri gidileceğini zannetmiyorum. Vallahi gidilirse şaşırır mısın? Yani şaşırmam. Şaşırmam ama yani o kadar da uzun boylu değil. Her ne kadar belki talep bu yönde olsa da, açıklamalar bu yönde olsa da o kadar da uzun boylu olacağını zannetmiyorum. O zaman yani çok başka bir hale dönüşür. Çok başka bir hale dönüşür. Zaten dönüştü dönüşeceği kadar. Şimdi siyaset futbol ilişkisi sadece bu dönem için değil. Yani sen az önce işte 12 Eylül döneminden bahsettin. O dönemlerle beraber aslında. Hatta onun öncesinde de. Yani çok çok önceki yıllarda da futbol, siyaset yan yana beraber yürümüştür. Ama son yıllara bakıldığında siyaseti futbolla ayırabilmek, diğer unsurlarla ayırdığınız takdirde, varsa eğer diğer unsurlarda bir ayrım var mı? Yok. Futbolla da ayırmanız mümkün değil. Yani hayatın her anlamında siyaset var. Futbolun içerisinde de siyasetin olması, ne kadar siz olmamalı diye düşünseniz de aslında bunu ortaya çıkartan da sizin bu zamana kadarki işin içerisindeki alanınız. Yani bugün şimdi stat ismine bakıyorsun, siyaset var. Stat yapımına bakıyorsun, siyaset var. Kulüplerin borcuna bakıyorsun, siyaset var. Federasyon başkanlığına bakıyorsun, siyaset var. Kulüp başkanlığına bakıyorsun, siyaset var. Transfere bakıyorsun, siyaset var. Transfer tahtasının açılmasına bakıyorsun, siyaset var. Başını sıkıştığında anında siyaset var. Şimdi bütün bunların içerisinde siyaset var. Bu kadar kaotik ortamda en masumu taraftar. Yani bütün her şeyle ilgili olarak bu saymış olduğum unsurlardan dolayı kulüpler biat edebilir ama taraftar asla. Çünkü taraftarın biat etmesini gerektirecek bir durum yok. Taraftar özgür bir şekilde düşüncesini sahaya yansıtır ya da hayata yansıtır. Kulübün taraftar nezdinde alabileceği bir karar taraftarın özgürlüğünü kısıtlamaktır. Taraftar gibi konuşmak, taraftar adına konuşmak, taraftar adına karar vermek bu taraftarı olan özgürlüğünü kısıtlamaktır. Siz kulüp olarak bir bildiriye imza atabilirsiniz. Retweet edebilirsiniz. Alıntılayarak yapabilirsiniz bunu. Fakat eğer bunun sonrasında taraftarın kendi alanına girerseniz o zaman taraftarı yok saymış olursunuz. Bu bütün kulüpler için geçerli. İşin içine bir de yasak koyarsanız o zaman iş başka bir noktaya gelir. Çünkü gayeniz sorgulanır. Bu zamana kadar sen hiç tribünlerde siyasi görüş ayrılıkları ya da benzer sloganlar nedeniyle insanların birbirlerine girdiği, kavga ettiği, olayların çıktığı, birilerinin yaralandığı bir şey şahit oldun mu sen? Beşiktaş tribünde hiç şahit olmadım. Yani ben de son yıllarda, uzun zamandan beridir
Yani bir tribünden herhangi bir slogan atıldığından dolayı bir anda sahanın karıştığı, bir anda olayların çıktığı bir şey hatırlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Varsa eğer hatırlayanlar yazabilirler yorum olarak ama ben hatırlamıyorum. Ama bunun dışında başka sebeplerden dolayı, rekabetten dolayı, başkanların açıklamalarından dolayı, şampiyonluk yarışındaki kızışmalardan dolayı, hafta boyunca gerginliklerden dolayı, işte maç öncesinde sokaklarda yaşananlardan dolayı kavgalar çıkmıştır. Yıllardan beridir yaşanan birçok örnek vardır ama ben görüş ayrılıkları ya da buna benzer bir takım söylemlerden dolayı bir tribünde olay çıktığına şahit olmadım. Olmadım. Ama olmamışken sizin eğer gayeniz bu tür yasaklarla birlikte ya aslında kıvılcımı biz çakalım, bunu biz alevlendirelim gibi bir düşünce olursa, yani bir komplo teorisi aklıma gelirse, o zaman iş başka bir boyut olur. Bak böyle bu taraftarlık konusunu çok güzel açtın. Hiç tribünde böyle bir şey oldu mu diye sordum. Tribünde çok güzel bir böyle ortak kültür vardır. Kişi nece olursa olsun. Örnek vereceğim. İşte ülkemizde en çok oy alan 5 tane partiden. 5 eğilimden. 5 insan. Örneğin Beşiktaş tribünü günde odu marşı söylenir. Sağcı olan, muhafazakar olan, vay bu solcuların marşıydı demez. Onu Beşiktaş marşı olmuştur artık. Günde odu marşı. Beşiktaş için söylenir. Günde odu işte statlara uyandık. İşte o adapte edilmiştir. Sorgulamaz. Ezan okunur maçtan önce. Ateist de olsa ne olursa olsun o esnada mesela içki içiyorsa onu durur. Öbürü içki içmese de o arkadaşıyla beraber takım arkadaşıyla gelmiştir oturur. Mesela şey yapılır Ramazan'da oruç tutmayanlar tutanlar falan hiç öyle kamplaşma olmaz. Abi niyetli misin diye sorulur zaten biliyorsun o işin böyle kibarcasıdır. Evet, niyetli misin? Evet. Çok güzel bir tabir. Çok güzel. Niyetli misin? Oruç tutuyor musun değil de niyetli misin diye. Su önceliği ona verilir. Kendi inanıyor inanmıyor hiç önemli değildir. Ne ölçüde inanıyor inanmıyor. Bunu hiç düşünmez. Aynı şekilde. Mesela bu şey çok tartışılıyor. Beşiktaş çarşı. Bak şimdi. Fatih Doğan da Beşiktaşlı. Ben de Beşiktaşlıyım. İşte Zeki Demirkubuz da Beşiktaşlı. Niye Zeki abi örnek verdin? Dedi ki yani o siyaseten nihilist oldu gibi. O Gezi'den sonra dedi ki ben artık bu ülkede hiçbir şeyin istediğim gibi olmayacağına kabulleniyorum diye bir böyle tweet attı. Twitter tarihinde Türkiye'de en çok retelenen, üzerine en çok işte konuşulan tweetlerden biriydi. Ya bu üç kişi de Beşiktaşlıdır. Ve o esnada hiçbir şey daha öne geçmez. Çünkü futbol maçı için gelinmiştir. Ya tabii ki futbol takımlarının kimliğinde sosyal sınıflar vardır. Mesela Türkiye'de daha muğlaktır bu. İngiltere'de, Almanya'da biraz daha nettir. Münih'in taraftarıyla kuzeydeki işte Bremen'in, Hamburg'un, St. Pauli'nin, Dortmund'un taraftarı biri değildir. Bak dikkat edersen Dortmund'da, Celtic'de, Liverpool'da You'll Never Walk Alone'u söyler. Hollanda'da da takımda var. Bunlar genellikle işçi şehirleridir. Hı hı. Ama burada başka bir şey vardı. Mesela Türkiye'deki işçilerle Avrupa'dakiler bir değil. Orada bir yaşanan Sovyetler Birliği'nin komünizm tehlikesine karşı Avrupa'da refah devleti, sosyal demokrasi projelerinde o işçiler zaten haklarını çoktan almıştır. Almıştır. Ama o geleneği devam ettiriyordur. Artık adam mesela Dortmund'da gidip madende asgari ücrette çalışmıyor. Ama nereden geldiğini unutmuyor. O yüzden Dortmund'da o sarı duvar. İşte Anfield'daki Manchester United aynı şekilde mesela. Manchester United yani. West Ham hep vardır. Ama mesela West Ham'da aşırı sağcı da çok vardı tribünlerde. Liverpool'da da mutlaka olmuştur.